Deniz. Bizi izleyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Selamlar. Haftanın son gününden, ayın ilk gününden, 1 Mart 2024'ten herkese merhaba. 10.900 kilometre ötede artık ezberledik. San Francisco'dan yaptığım bu sondan bir önceki yayın. Pazartesi günü de sizin saatinizde akşam bu saatlerde canlı yayında olacağım. Buranın saatiyle sabah, sonra da yola çıkacağım. Artık önümüzdeki salı Türkiye'den yayın yapar mıyım, yapmaz mıyım bilmiyorum ama tam da jet lag'ı atlattık. Arada 11 saat fark var. Bildiğiniz gibi yavaş yavaş alışmaya başlamıştık ki şimdi öbür jet lag'a başlayacağız. Yani bu saat farkından dolayı oluşan bir tek uyku düzensizliği değil, bütün vücudunuzu alt üst eden bir şeyle karşı karşıya kalıyorsunuz ve günde bir saat şeyi telafi ediyorsunuz. Yani 10 günde, 11 günde ancak kendinize gelebiliyorsunuz. Dün akşam San Francisco'da böyle küçük bir topluluğun katıldığı ve biraz buranın elitleri diyeyim, hani bir kısmı teknoloji dünyasından, bir kısmı iş dünyasından kapalı bir grup. Buradaki evsizliğe çözüm için işte bir tane Salvation Army denilen bir organizasyon var. Sivil toplum kuruluşu. 1850'lerde kurulmuş. Onlarla işbirliği yapan eski homeless'ların, eski uyuşturucu bağımlıların, sonra işte rehabilite olmuş, çıkmış, bu işi çözmeye çalışan insanların bir arada olduğu bir toplantıya gittim. Burada büyük bir homeless problemi var. Bizim Türkiye'de pek rastlamadığımız bir şey. Yani yaklaşık sayıları dün öğrendiğim kadarıyla 7.000 ile 20.000 arasında değişen evsiz var. Ve bu evsizler şehrin merkezine çökmüş durumdalar. Şehrin merkezinde çadırlar kurmuşlar. Orada yatıyorlar, orada kalkıyorlar. Burası çok liberal bir bölümü Amerika Birleşik Devletleri'nin. $950 kadar yaptığınız hırsızlıklar mesela hapis nedeni sayılmıyor. O yüzden adamlar giriyor, eczaneyi soyuyor, bilmem neyi soyuyor, topluyor, gidiyor. Ya da mesela geçen gün burada Mehmet var, Uber'ci arkadaşımız. Kendisiyle tanıştık, Diyarbakırlı. Diyor ki abi diyor, burada diyor adamlar arabaya, ben içindeyken arabanın camını kırıyor, monitörünü çalıyor, bir şey yapamıyorsun. Çünkü polis diyor ki, yani sen o arabaya saldırdın, sen de saldırmadın, bir şey yapamayız. Ya da soyuluyorsun, polise gidiyorsun, maddi hasarsa bir şey yapmayız falan diyorlar. Tuhaf bir ortam var yani. Ve de bu problemi çözemiyorlar. Şimdi diyebilirsin ki Hindistan'ın ne bileyim işte çeşitli slamleri derler yani. Varoşlarında, arka sokaklarında böyle problem var, adamlar çözemiyor. Paraları yok. Fakat buranın parası da var. Yani şu anda bulunduğumuz San Francisco'nun içinde bulunduğu Kaliforniya bir eyalet. 50 eyaletten bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve de 2023 yılındaki gayri safi şey hastası $3 trilyon aşıyor. Yani dünyadaki hani Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya, Almanya, hadi Birleşik Krallık, İngiltere'yi de say. Sonrasında Kaliforniya'nın ekonomisi geliyor. Hindistan'dan, Fransa'dan, Kanada'dan daha önde bir ekonomiden bahsediyoruz. Ve bu ekonomi 20 bin kişilik evsiz meselesine çözüm bulamıyor mesela. Çok tuhaf. Neden diye baktığınızda, vallahi ben şöyle dün dinledim böyle bir buçuk saat oturdum. Hiç sesimi çıkartmadan bu evsizlerle ilgili yapılan sunumu dinledim. Vardığım nokta şu oldu. Liberalliğin, demokratlığın da bir noktaya geldiği zaman iş zıvanadan çıkıyor, kontrolden çıkıyor. Adama çünkü sürekli yiyecek yardımı yapılıyor. Adam sokakta yaşıyor ama bir yandan işte diyorlar gel seni rehabilite edelim. Gitmiyor. Shelter denilen şeylere koyuyorlar. Hani insanların böyle barınacağı yerlere. Orayı ev olarak görmüyor. Yine sokağa dönüyor. Yani %10'u mesela program yürütüyormuş bu Salvation Army dediğim sivil toplum kuruluşu. Diyor ki yani şu anda işte bir yılda 50 kişi başvurdu. Uyuşturucudan kullanacak, kurtulacak, eve gidecek, bilmem ne yapacak. Diyorlar ki alıyoruz Arizona'da eve yerleştiriyoruz. Adam Arizona'da kalmak istemiyor. San Francisco'nun ortasında yaşamak istiyordu. Çadırda yaşamaya razı diyorlar ve de şu anda bu problemi çözemiyorlar. Fakat çıkışta bir arkadaşım dedi ki ya dedi Waymo'yu kullanmak istiyordun. Gel hadi bak gidiyorsun, bir daha kullanamazsın. Gel şunu deneyelim dedi. Waymo ne? Waymo İnsansız araç. Yani taksi şoförü olmayan bir taksi gibi düşünün. Paylaşım ekonomisinin bir sonucu olan bir şey. Çağırıyorsunuz. Google geliştirdi bunu. Son 7-8 yılda geliştirdi. Her yerde kullanılmıyor. San Francisco'nun sadece içinde kullanabiliyorsunuz. Ve de tamamen telefonla çağırıyorsun.
biniyorsun, gideceğin yere gidiyorsun. Sohbetini ediyorsun. Edemiyorsun. Şoför yok. Sizin için bindim ya. Gelin beraber izleyelim mi? Bak çok matrak bir deneyim oldu. Yani ilk kez içinde şoför olmayan bir arabaya bindim. Bir taksi diyelim yani. Özellikle Martin'in kurucusu Oğuz bunu iyi seyretsin. Tam onun kafasında bir şey. San Francisco'dayım ve de ilk kez Waymo'yu deneyeceğim. Waymo ne? Google'un yaklaşık 6-7 yıl önce çıkarttığı sürücüsüz araba. Yaklaşık 24 tane kamera var üzerinde. Sürücü yok. Bizdeki o bütün hani şoför değiştiriyorum, abi nereye öne gidiyorsun hiçbirinin olmadığı bir deneyim yaşayacağız. Daha önce Tesla'ya binmiştim hatırlıyorsanız. Waymo burada çok küçük bir alanda kullanılıyor. San Francisco sadece içinde kullanılıyor. Sayısı da çok fazla değil. O yüzden çağırdığınız zaman bir 15-20 dakika beklemeniz gerekiyor. Bekledik. Şimdi gelecek. Bineceğiz. Ve gideceğimiz yere tamamen bu 24 kameraya ve de radar sistemi var. Ona emanet olarak gideceğiz. Bakalım nasıl bir deneyimmiş. Hep beraber göreceğiz. Hi. Şoförsüz bir deneyime hoş geldik. Şoför yok. Bindik. Gideceğimiz yeri gösteriyoruz. Gerçi yarın bir gün bunlara da gerek kalmayacak. Start right. Okay, start right dedi. Şu anda. Heading to Balboa Cafe. Balboa Cafe diye buradan şu kabalı bir yerine gidiyoruz. Hi, how are you? Deneyin bakalım, muhabbet açalım yani. Ve bir şey olsun yani hani. Kemerlerinizi bağlayın. Peki kemerlerinizi bağlayın. Şöyle. Tamam. Arkadayız. Burada öne oturmak yasak sanırım. Hello, where are you from? Biraz memleket nere diye başlıyorum yani ama gördüğüm kadarıyla bir şey yok yani. Hani şuradan müzik çalabiliyoruz. Biraz müzik çalalım bakalım. Pick a vibe. Ne diyelim? 40'lar böyle bir şey çalsın bakalım. Şöyle bir starting stream. Gördüğünüz gibi çada oynaya gidiyoruz yani, evet. Çok ilginç bir deneyim bu gerçekten. İnsan, şu müziği kapatayım, insan bir kendini tuhaf hissediyor. Benim gibi yani İstanbul taksilerinde zaman geçirmiş, daha doğrusu İstanbul taksilerinde zamanında binmiş yani Araplar yokken, daha o zamanlar İstanbul'da Türkler taksiye binebilirken binmiş bir insanın San Francisco'da şimdi hani geçtim. O otonomos araçları tamamen şoförsüz bir araca binip şu anda gidiyor olması çok böyle şey garip bir his. Tıkır tıkır da gidiyor, sinyalini veriyor. İşte sağa dönüyor, sola dönüyor. Ne kadar kaldığını gösteriyor. Kaç dakika, 4 dakika sonra gideceğimiz yere varacağız. Onun dışında burada başka neler destek veriyor bakalım. İşte müzik açabiliyorsun. Support diyor bakalım neymiş. Aramayalım öyle. Arayıp şey destek isteyebiliyorsun herhalde başın sıkıştığında. Bu neymiş? Yok dur daha şimdi. Gittiği yere kadar gitsin şimdi buradan. Havalı bir yere gitsin. Bir de San Francisco sokaklarında gitmek de kolay bir iş değil yani şimdi biliyorsun. Kardeşim yani San Francisco sokakları dik. Aşağı inmek problem, çıkmak problem. İnsan daha da stres oluyor yani. Hele bu saatte, akşamın bu saatinde. Ama etrafında 24 tane kamera var. Bu araçlara da iyi bakmıyorlar burada. Zaman zaman bunları böyle karşı çıkan bir San Francisco'lu ekip de var. İşte bunları durdurmak için durduramıyorlar. Mesela önüne kazak atıyorlarmış. Kazak atınca ne yapacağını bilmiyormuş bu arabalar. Ya da geçen gün bir tanesini yaktı adamlar. Bildiğiniz bayağı yaktılar arabayı yani. Niye yaktılar bilmiyoruz. Öyle beğenmemişler. Şoförün tarzını beğenmemişler. Tabii tek eksiklik şimdi Türkiye'deki taksilere binip buna bindiğiniz zaman muhabbet yok. Yani bir memleket ne, neresi kardeşim, ne olacak bu taksi problemi, seçimlerde ne düşünüyorsun? Şimdi böyle oturuyorsun gidiyorsun. En fazla şimdi müzik çalmıyorum ama bir tane müzik çalıyorsun. Onun dışında şimdi bizdeki taksi experience yani taksi deneyimi ayrı bir şey. Taksiye bindiğin an adamın sen 5 dakikada bütün politik görüşünü görüyorsun. Adam senin bütün dünyaya bakışını görüyor, memleketini öğreniyor. Ne bileyim Atatürk anıtına ne kadar mesafede oturuyorsun onu tarif ediyorsun. Eğer memleketi biliyorsan. Hangi Atatürk Lisesi'ne gittin onu tarif ediyorsun. 2 dakikayı orada izliyor.
yanınızda getirdiğiniz belongings'lerini, yani çantanı mantanı unutma diyor inerken. Ulan cimcime her şeyi de biliyor gördüğüm kadarıyla yani. Arka koltuk daha güvenli. Ben hala Tesla'yı aldım. Tesla'da kendim hani mavi diyor ki tak baba şeye otomatiğe takıyorum. Hala güvenemiyorum ama bu devirde Tesla'ya güvenmesen de Waymo'ya güvenmen gerekiyormuş. Ne bileyim, insan böyle alışkanlık, hani yıllardır araba kullanırken hep böyle bir kendini kontrolü ele alıyorsun ya, o ilginç bir duygu, ilginç bir his. Şu anda böyle bir hisle gidiyorum. Ama şu anda hiç ben şey yapmıyorum yani. Sadece ara sıra sıkıyorum. Hop. Bu arabanın geldiğini düşündüm. Öyle mi? Şimdi güvenlik amacıyla yavaşladı. Yavaşladı. Öbür araba biraz fazla öne çıkmıştı. Yeşil yanmasına rağmen hafif bir şey yaptı. Evet. Vallahi ilginçmiş. Evet. İşte geldik. Çok teşekkürler Waymo kardeşim. Hayırlı geceler dilerim. İnşallah güzel bir gün geçirirsin sen de. Sağ ol, var ol. Bir bizim taksiler değil tabii yani baktığınızda, ama ilginç bir deneyim yani. Keşke gündüz çekseydik yani. Biniyorsun, sürücü olmayan bir araba. Daha neler göreceğiz yani. Hani vay anasını sayın seyirciler. Şimdi böyle bir arabaya Türkiye'de AK Parti hükümeti izin verir mi? Vermez. Neden? Çünkü diyorlar ki Uber'e izin vermiyorlar. Neden? Şimdi AK Parti hükümeti ya da Erdoğan diyor ki ya, taksici esnaf bizi destekliyor. O zaman boşver Uber'i, bilmem, paylaşım ekonomisini. Mesela fakat dengeler değişiyor. Bu değişen dengelerin şu anda AK Parti çok farkında değil, uyanmış değil. Geçen gün Martı ekibi geldiler bizi ziyarete. Hem ne işbirlikleri yaparız hem de hikayelerini anlatıyorlar. Ne oldu, ne bitti. İlk başlığından beri şey yapıyoruz. Oğuz dedi ki, TEG'de dedim kaç üye var dedim. 120 bin dedi. Kaç tane dedim? 120 bin dedi. Şu anda 120 bin tane paylaşım ekonomisi diyoruz da tek kullanıcısı İstanbul trafiğinde. Üstelik bin bin de bu işe girmeye karar vermiş paylaşım ekonomisine. Şimdi baktığın zaman taksici esnafının sayısı yaklaşık kaç tane taksi var? 5 bin tane mi taksi var? Bunların da 10-15 tane galerici sahibi var. Aslında pek çok taksici biliyoruz ki zor şartlar içinde çalışan ve çalışma standartlarından mutlu olmayan insanlardan oluşuyor. Fakat eski ezberlerden yola çıkıp işte taksici durağı ziyaret edilirdi ya eskiden, şimdi penaltı atılırdı seçimlerde, sonra taksici durağı ziyaret edilirdi. AK Parti bu taksicileri cepte dursunlar diye Uber'i yasakladılar, diğer paylaşım ekonomisini yasakladılar. Fakat burada şu anda realitede 120 bin araç, kişi, sen onu 3 ile çarp İstanbul'da, yaklaşık 500 bin kişi sadece TEG'den ekmek yiyor. Şimdi Murat Kurum ya da İmamoğlu kim olur bilmiyorum ama birisi kardeşim ben bu paylaşım ekonomisini legalleştirmek için elimden geleni yapıyorum deyince herhalde oradan ekmek yiyen 120 bin kullanıcı ve onların aileleri diğer partiye değil de buna verelim der. Ama şimdi eski kafadan gittiğin zaman dur abi taksiciler cepte dursun onlar zaten propaganda yapıyor havasında. Kaç kişi? 5 bin tane. Onların da %80'i zaten taksicilikten nefret ediyorlar. Zorla yapıyorlar. Mecburiyetten yapıyorlar yani. Neyse. Burada tabii biraz bu otonom arabalar arasında büyük bir yarış var. Rekabet var. Tesla ve Çinli bir rakibi var. Yangwang. Ben gittim Tesla'ya baktım. Şimdi Tesla'nın yeni bir şeyi de çıkıyor. Modeli de çıkıyor. Bugünlerde daha spor bir Tesla çıkartıyor. Elon Musk sürekli onu gazlıyor. Fakat iki aracın arasındaki farka baktığınızda en büyük fark fiyatı. Yani Yangwang burada belki de tam olarak bilmiyorum ama muhtemelen gelen uzaktan gelmesinden dolayı da şeyden dolayı 400 ila 500 bin dolar arasında. Şimdi bir dakika, o bir önceki grafiğe gelelim. Tesla'nın modeline geldiğin zaman mesela burada arkadaşlar Model S'e 104 bin dolar demiş ama şu anda full şeydi mesela Tesla Y modeli ki gayet iyi. Full donanım, otomatik şeyde kullanabiliyorsunuz. 65 bin dolara Amerika'da alabiliyorsunuz. Tabii Türkiye'de alırken onu 3 ile çarpacaksın. Neden? Çünkü Diyanet İşleri Başkanı'na da bir tane alıyorsun. Ya da oradaki bir tane şeye, yöneticiye de, bürokrata da. Başkasına da veriyorsun. Bu rakamlar Tesla'da daha da düşüyor. Aslında bir dönem Amerika Birleşik Devletleri'nde Eichler diye bir mimar var mesela. Çok böyle havalı evler yapıyor.
Ben ilk geldiğimde bakmıştım ya ne kadar orijinal evler. Kaç tane ev yapmış diye bakmıştım hani. 10 tane, 20 tane, deki 100 tane mi? Adam 40-50 bin tane ev yapmış. Çünkü daha böyle bir yaymış orta sınıf Amerika'da. Bu şu anda da bu aslında Tesla'nın durumu biraz böyle. Şimdi mesafeye bakıyorsun. Diğer şeylere gelelim. Orada çok büyük farklar yok. İşte menzilde 590 kilometre. Tesla Model S'de 663 kilometre. Diğerlerinde 580 kilometre. Pil yapısına göre değişiyor. Diğer şeylerin özelliklerine bakıyorsun. Performansı. Şimdi bu Yangwang'da 0'dan 100'e 4 saniyede çıkıyor. Model S'de 2 saniye. X'de 2,5 saniye. Bu yeni çıkacak arabalarda. Yani 1 saniyede 60 kilometreye ulaşıyormuş. Acayip bir şey var. Beygir gücüne baktığınız zaman da 3 aşağı 5 yukarı aynı gözüküyor. Tabii bunların modelleri değişiyor. Tesla'nın da farklı modelleri var. Şu anda bu iki araç arasında büyük bir iki şey arasında büyük bir rekabet var. Fakat Türkiye'de biliyorsunuz elektrikli arabalar hala bir lüks sayıldığı için o yüzden bunlara hiç girmiyoruz. Bunlar hiç konuşulmuyor. Buranın dertleri. Birinci dünya dertleri. Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında böyle bir yarış var. Bizde TOG var ama TOG da hibrit bir araba bildiğim kadarıyla. Şu anda ikisi arasında çok da bir şey yok. Şimdi bugün İsmail Saymaz'ın bir yazısını okudum. Çok da hak verdim kendisine. İsmail Saymaz diyor ki Sözcü'de, ya diyor 14 Mayıs seçimlerinde, tam açık açık söylemiyor ama bunu ben söyleyeyim, tercüme edeyim. Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine tercih edilseydi, nasıl Erdoğan'ı yenebileceklerini bugünkü, şu andaki durumda anketlere baktığımızda görüyoruz diyor. Mansur Yavaş şu anda Ankara'daki yarışta Mansur Yavaş açık ara önde gözüküyor. Bunu hepimiz biliyoruz artık. Bir ankete bakmaya da gerek yok. Biraz böyle ülkenin nabzını okuyorsan, biliyorsan görebiliyorsun. Mansur Yavaş'ın Ankara'da yenilmesi bütün Türkiye için büyük sürpriz olur. Başta Erdoğan için büyük sürpriz olur. Vay be der, biz neler yapmışızlar. Neden? Çünkü Mansur Yavaş ektiğini biçiyor. İşte ne, bakkal defterlerindeki borçları kapatması, sessiz derinden çalışması, sadece işine konsantre olması, depremdeki yardımları, pek çok farklı kesim kucaklaması ve de şu anda adım adım farkı açarak geliyor. Öbür tarafta İstanbul'daysa Ekrem İmamoğlu var. İsmail diyor ki ya bütün anketlere bakıyorsun. Şu anda ittifak parçalanmış durumda. İyi Parti çekilmiş durumda. Artık yani Meral Akşener bu diyet meselesini açmayı midem bulanıyor diyecek noktaya gelmiş yani. O kadar uzak. Dem her şeye rağmen bir aday çıkarttı. Ki birazdan o konuya geleceğiz. Başak Demirtaş'ı çıkartsalar başka bir hikaye olacaktı. Ve de anlaştılar aslında. Buna kent ittifakı diyorlar ama anlaşma var. Şimdi Rasim Ozan Kütahyalı gazlıyor Kürt seçmeni. Diyor ki Murat Kurum'a oy vermezseniz Selahattin Demirtaş çıkamaz. Murat Kurum'a oy verirseniz işte yarın bir gün açılım olur. Kürtler rahat eder falan. Ama hepsi hikaye tabii ki. Yani Rasim orada hiç katılmıyorum. Tam tersi. Şu anda özellikle Dem'in, HDP'nin seçmeni çok bilinçli bir seçmen. Kime nerede oy vereceğini biliyor. Sen şimdi de facto 16 tane ilçede ittifak yapmışsın. Dem seçmeni gidip dur abicim zaten Başak Demirtaş'ı çıkartmamışsın. Başak Demirtaş çıksa başka bir rüzgar esecekti. Bambaşka bir atmosfer olacaktı Dem için. Şimdi sen de facto Ekrem İmamoğlu'nu destekliyorsun anlamına geliyor. Zaten şu anda bakıyorsunuz normalde %7 olan destek bile %4,5'lara inmiş şeyde. Demin hani liderine gelen oy oranına bakıyorsun. Ve de her şeye rağmen yani Muharrem İnce öbür taraftan çalışıyor. Zafer Partisi oradan çalışıyor. Halen Ekrem İmamoğlu gözle görülür bir şekilde önde gidiyor. Şimdi her iki şeye baktığımız zaman yani bence şu anda bu seçimlerin en heyecanlı ve en çekişmeli ili İstanbul olacak. İmamoğlu ve kurumun yaptıklarına bakıyorsunuz bugüne kadar. Mesela mitinglerden başlayalım şu ana kadar. Web sitelerine bakıp hesapladığımızda Murat Kurum 8, Ekrem İmamoğlu 14 tane miting gerçekleştirmiş. Miting sayısı pardon 13'e 13 olmuş burada şu anda. Ben daha öncekine bakmıştım. En son 13'e 13 olmuş şu anda. Ama mitinglerde Ekrem İmamoğlu'nun çok daha rahat. Belki de daha tecrübeli. Çünkü Murat Kurum da tecrübeli ama Murat Kurum daha çok bakanlıkla tecrübeli.
Şimdi Ekrem İmamoğlu aylardır, yıllardır sahada ve artık iletişimini de gayet güçlendirmiş bir şekilde. Diğer şeyleri getirelim, grafikleri. Meeting sayısının diğerlerine geçelim. Şimdi bakıyorsunuz mesela hangi kelimeleri kullanmışlar? Genelde İstanbul var. Bu, bir dakika, bu hangisinin? İşte şeyin, kelime şeylerini topladık. Onların hangi kelimeleri kullandıklarını. Bu kurumunkiler. Şarkılarında, şeylerde İstanbul'u diyor, çıkıyoruz diyor, birisi var diyor, ordusuyla aklımda diyor, cennet diyor, hepimizin diyor. Şeye gelelim, İmamoğlu'nunkine. Burada İmamoğlu var, yeniden oy ver var, Ekrem var, çalışkan var, devam var, kararlılık var. Kelime dünyasına baktığınız zaman da, şarkılardaki kelime dünyasında daha öne çıktığını görüyorsunuz şeyin, İmamoğlu'nun. Devam edelim. Şu anda diğer özellikle mesela kriz yönetiminde İmamoğlu kuruma nazaran daha fazla meydan ve miting deneyimi olduğu için çıkan krizleri de ustaca yönetiyor. Mesela Murat Kurum'un işte kamerayı kapatması, işte bu öğrenci indiriminde şaşırması, davetiye meselesi, davet ettin, etmedin, geldin, gelmedi meselesi. Bu konuda da Ekrem İmamoğlu şu anda önde gözüküyor. Futbol becerisine geldiğimizde Ekrem İmamoğlu şut atıyor, kurum kalede. Ya bu da abi olmazsa olmaz. Dün herhalde İyi Parti'nin adayı da girmiş. Bunlar demiş sadece penaltı atar, penaltı kurtarır. Ben bak 90 derece halı saha maç yapıyorum diye propaganda yapmış. Hastasıyım bu propaganda taktiklerinin. Ne oluyor mesela? Penaltıyı atınca şey mi oluyor? Siyasi görüşüm mü değişiyor? Evet abi, Ekrem İmamoğlu penaltı attı. Artık düne kadar Murat Kurum'a veriyordum. Artık Ekrem'e veriyorum. Neden? Çünkü penaltıyı çok iyi attı. 90'a taktı mı diyorsun yani? Bir de böyle bir esnaf ziyareti var ya, gidiyorsun. Esnaf zaten yılmış, sıkılmış, bekliyor orada. Bir İyi Partili geliyor. Oradan Zafer Partili kadın geliyor, fırça atıyor. Oradan geliyor şey, ya bulaşsam mı diyor, laf atsam, atmasam. Akşam televizyona çıkar mıyım, çıkmaz mıyım? Bunlar acaba gerçekten oy veren insanların alışkanlıklarını değiştiriyor mu? Ya da biliyorsunuz bizde bir kürültü kirliliği vardır. Çok kürültülüyüz. Gürültü kirliliği var. Açıyor mesela sonuna kadar şeyi, geziyor. Hani Mustafa Sarıgül olsa anlarım. Mustafa Sarıgül, çünkü eğer bir Mustafa Sarıgül otobüsü bangır bangır geçiyorsa hepimiz biliriz ki o Mustafa Sarıgül otobüsünün üzerinde bir Mustafa Sarıgül vardır ve ya el sallıyordur ya da çiçek atıyordur. Benzer bir durum Tunç Soyer için geçerliydi. Tunç Soyer eğer İzmir'den, Tunç Soyer'in eğer İzmir'de bir otobüs bangır bangır aha o gemide ben de olsaydım diyerek geçiyorsa İzmirliler bilirdi ki o otobüsün üzerinde Tunç Soyer smokiniyle dans ediyordur. Yani olabilir en azından. O da el sallıyordur. Fakat tabii İzmir'de de durum şey oldu. Mesela İzmir'de CHP çok büyük bir gol yiyebilir, biliyor musunuz? Çünkü Hamza daha herkesi şaşırtan bir performansla geliyor. Geçen gün kendisine sormuşlar. İşte siz sosyal tesislerde seçildikten sonra alkolü yasaklar mısınız diye. Ben müftü olmak için aday olmadım. Belediye başkanı için aday olmak oldum demiş. 10 numara cevap. Daha önceden çalışılmış mı? Spontane mi çıkmış bilmiyorum ama. Ve de baktığınız zaman şimdi bizim adamımızı koyalım diye yanılmıyorsam Karşıyaka Belediyesi'nin başkanını İzmir'de Tunç Soyer'in yerine koydular. Ve de en son bir tartışmada bir yere gelmişler. Çok çok zayıf çıkmış gördüğüm kadarıyla. Yani Karşıyaka Belediye Başkanı. Yani yeni İzmir CHP Belediye Başkanı'ndayız. Zaten bakıyorsunuz yani İzmir'de işte ne bileyim eski ağır toplar sahadan çekilmiş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bekliyorlar şimdi şöyle. O bunlar bir yenisin de biz hep beraber geri dönelim falan diye böyle bir ellerini ovuşturuyorlar. O yüzden seçim çalışmalarında pek gözükmüyorlar. Hatta tersten çakıyorlar yani. Bakıyorsun CHP'nin içinde öyle farklı bir tartışma devam ediyor falan. Hani hiç girmek istemediğim bir tartışma. Beni de ilgilendirmiyor, sizi de ilgilendirmiyor. Hiç girmeyelim o tartışmalara. Murat Kurum mesela bir vatandaşla tartışmış. Diyorum ya bu esnaf ziyareti riskli bir şey kardeşim. Yani gidiyorsun bir anda karşına esnaf şey çıkıyor. CHP'li bir adam çıkıyor. Ya da geçen gün Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener'in karşısına işte CHP'li bir kadın çıktı. Ya da
AK Parti'nin karşısına, CHP'nin karşısına AK Partili çıkıyor. En son Murat Kurum bir şeye girmiş. Ne olmuş bakalım, baştan koyalım. Sakin olamıyorum. Evimin yeri kesmiş, memur yerden evimin yeri kesmiş, bitirmiş. Kaçak düşmüş. Bir dakika. Başkanım için bir araştırma yapabilir misin? Başkanım da. Seninle konuşmak istiyorum. Bak kasarlı da bekliyorum. Gerçekten biz çok mağduruz. Çürük evlerde yaşıyoruz. Belediye başkanımız da burada başkanım. Benim evimin yeri kesmiş. Ne evimizi yapabiliyoruz? Lütfen arkadaşlar. Bize 146 metre, 147 metre yer bırakmışsınız. Artı belediye 35 metre de bize kendini ortak etmiş. Biz nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Ben şu an evimde yürgün istemiyoruz. Bir anlatayım mı? Bir anlatayım. Buyur. Ben bir başkanım anlatacağım. Başkanım, hatırlıyorsunuz kimin? İçeri koymadılar. Bir dakika ablam. Başkanım 2019'da. Başkanım anlatacağım. Arkadaşlar lütfen bir dakika bekleyin. Başkanım 2019'da Esma Hakkı Canlı'da bana söz verdi. Yanınıza geldim. Yaptın mı sözümü tuttun mu? Hiçbir olmadı ki başkanım. Hani mağdurdunuz. Verdik mi? Gelmedi başkanım. Nasıl? Hayır. Belediye başkanımız burada, bize iman yok. İlerledik. Biz kimi daha hiç bakamıyoruz. Yok. 19 dakika evimiz kalmış. Ama bizim şimdi kolay değil abi. Neden? Şimdi çok karışık ve zor bir şeyi orada vatandaş 2 dakikada Murat Kurum'u anlatmaya çalışıyor. Aynı şey Ekrem İmamoğlu'nun da başına geliyor. Ve orada bir şey demek zorundasın. Ve o dediğin şey de etrafta biliyorsun ki kameralar seni çekiyor. Seçim kampanyası boyunca 24 saat görüntü altındasın. Yani ya arada hele bir de telefonlar çıktı, mertlik bozuldu. Eskiden 3 tane 5 tane kameramanı kontrol ederdin. Şimdi öyle bir şey yok. O yüzden her an bir gol yiyebilirsin. Şimdi bu kaçıncı oldu bak şimdi. Bir şey de demek de zorundasın. Şimdi vatandaş orada gelmiş sana yakınıyor. Burada arkadaşlar diyor ki o insanlar yürek mi yemiş diyor. Yürek yememiş ama artık kaybedecek bir şey kalmamış. Evi gitmiş. Yeni ev yapılamamış. Ne bileyim işte emekli maaşına şey olmuş şu anda. Son derece az bir emekli maaşıyla yetinmeye çalışıyor. Daha kaybedecek bir şey yok artık yani baktığınız zaman. Ve dünyada en çok korkacağınız insan, benim en çok korktuğum insan, kaybedecek bir şey olmayan insandır. Değil mi? Yılmaz Erdoğan da geçen gün almış bunu güzel bir şekilde repliğine koymuş İnci Tanelerinde. Ramazan geldi, İnci Tanelerinde dram başladı. Düne kadar göbek atan kadınlar bir anda hastaneye kaldırıldı. İyi taktik. Şimdi bir yandan da Ekrem İmamoğlu'nun şeyi var. Ali Koç'u ziyareti. Daha önceki ziyareti hayal meyal hatırlıyorum. Siz de hatırlıyorsunuzdur. Trabzonspor'un bayrağı şeyini renkleriyle bir kravat giyip gitmişti. Bir kitap verdi. Sonradan ya bu çok olay oldu. Ali Koç hatta bayağı üstü kapalı tehditte bulundu. Ekrem İmamoğlu'yu hatırlatmak lazım. Hangi şehrin başkanı seçildiğini unutuyor bazen gibi bayağı sert şeylerde bulunmuştu. Yani Fenerbahçelilerin sopasını tatmasın falan gibi. Bu sefer Ekrem İmamoğlu daha temkinli gitmiş. Kitap yok bir defa öyle bir şey yapan. Ayrıca bir de Fenerbahçe renkleriyle kravat takmış. Girişte de espriyi patlatıyor. Alalım baştan. Bana hediye etmedin ki. Vallahi bir daha 10 defa bana sarı lacivert kravat gelecek diye bekledim. Gelmedi valla. Nasılsınız? Ne güzelsiniz. Şimdi Ali Koç'un bu coolluğuna da hayranım yani. Bize Allah Ali Koç kendine güvenini nasip etsin yani. Hani lafı tak çakıyor orada yani. Daha gelir gelmez o sarı lacivert kravat yakışmış. Çünkü bir kravat krizi yaşanmış daha önceden. Restler çekilmiş. Hava altından sopalar gösterilmiş. Ve son olarak da orada o kravatla hoş geldin. Yani, o kravatı giydiririz olmuş yani. Hani bunu da Ali Koç olunca söylüyorsun. Şimdi normal şartlarda sen bunu bu kadar yüzüne çarpmazsın değil mi yani, bir misafir gelmiş. Ama orada bence Ekrem İmamoğlu da alttan almıyor. Bak bir orayı bir daha izleyelim. O da diyor ki göndermedin ki bana diyor. Bak. Bana hediye etmedin ki.
Bütün elbisesini bu tarihe 10 defa bana sarı lacivert kravat gelecek diye bekledim, gelmedi valla. Nasıl? Bak iyice bakama yani. Niye? Ya koskoca Ekrem İmamoğlu Murat Ongun'a dese, Muratçım Fenerbahçe'ye gidiyoruz. Daha o zaman az lacivert sarı şeyi vermez mi, sarı laciverti? İlla Ali Koç hediye mi gönderecek yani? Yok mudur bir sarı lacivert kravat? Ama orada lafı çok iyi toparlıyor. Sonra şeyde ne demişler, orayı da dinleyelim. Davet ya da davetiye deyince bazen çok karmaşık cevaplar verebiliyor ama ben ne söyleyeyim? Burada da şunu soruyorlar. Biz daha önceden, bir dakika durdurur musunuz? Daha önceden şey demiştik. Hem Ekrem İmamoğlu'na hem Murat Kurum'a buradan çağrıda bulmuştuk değil mi? İlk çağrıda bulunan bizdik. Bakın bir sürü kanal var. Buradan bir kez daha bulayım. Bir anda işte hükümeti destekleyen kanallar var. Bir yandan muhalefeti destekleyen, muhalefetin içinde muhalefeti destekleyen kanallar var. Bir de biz varız. Tam ortada duruyoruz. Kimseyi desteklemiyoruz. Hatta herkes desteklemediğimiz için de dayak yiyoruz. Gelin bizim karşımızda seyirci de alalım. Seyirciyi de yine biz kendi katılımcılarımızdan seçelim. Hiç partizan bir şey olmasın. Şu 2000 kişilik bir salonda. Nasıl burada Amerika'da yapıyorlar adamlar? Medeni bir şekilde bir araya geliyorlar. Gelin bunu yapalım. Hem Ekrem İmamoğlu'na hem Murat Kurum'a buradan açık çağrım var. Hem Türkiye'de eskimiş, rafa kaldırılmış bir geleneği canlandıralım. Hem de medeni bir şekilde İstanbullulara kimi seçeceklerini kıyaslama fırsatı verelim. Buna evet diyen cesurdur. Farklı bahaneler bulansa korkaktır. Yani yemiyordur böyle bir şeye. Benim görüşüm bu. Şimdi dinleyelim. Ekrem İmamoğlu'na sormuşlar ne düşünüyorsunuz diye. Ne cevap vermiş bakalım. Tabii Sayın Kurum'a davet ya da davetiye deyince bazen çok karmaşık cevaplar verebiliyor ama ben net söyleyeyim. Elbette bir arada olmaktan ve konuşmaktan, İstanbul'u paylaşmaktan, İstanbul'la ilgili karşılıklı yorum yapmaktan her zaman mutlu olmuşuzdur. Bunu değerli bulmuşuzdur. Elbette ki medeni bir ülkede, medeni bir şehirde, medeniyetin beşiği bir İstanbul'da, İstanbul için bir süreç ve yarış oluyorsa böylesi bir ortama ben elbette ki evet derim. Hiç tereddütsüz olumlu karşılarım. Tabii ki ona göre ortam, ona göre koşullar teknik insanlar tarafından konuşulur. Benim için tartışacak tarafı yok. Evet yani diyor ki ben varım diyor. Yani Murat Kurum'un yardımcısıyla bizim Murat Ongun konuşsun. Bir kanalda Cüneyt Özdemir'in kanalında çıkalım diyor. Benim anladığım bu, siz ne anladınız? Hayır, ben öyle anladım. Ben yanlış derseniz ki yanlış anladım Cüneyt sen, tamam ama benim anladığım Ekrem İmamoğlu bizim bir davetimize cevap veriyor. Tamam diyor, Cüneyt'in programına çıkalım diyor. Şimdi sıra Murat Kurum'da. Ondan ne cevap gelecek onu bekliyoruz yani. Bakalım Kenan söyledi gelsin diye. Ya İmamoğlu hani gerçekten bu şeyde böyle dizel motorlar vardır ya, onun gibi böyle dizel motorlar çalışmaya başlar pır 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 pır. Sonra o çalışmayı durduramazsın yani. Yağmur yağar gider, bilmem ne yağar gider, şey olur gider. Onun gibi en son Kafkas kültür buluşmasına katılmış. Durur mu? Çıkmış sahneye tabii. Ne olmuş bakalım. Gördüğünüz gibi hiç orada. Herkes diyor ki Ekrem İmamoğlu ne kadar iyi şey yapmış. Ya çok da abartmayın yani. Çok iyi yapmamış bir defa. Ben çünkü çocukluğumda yani ilkokulda Kafkas oynamış bir şey olarak bir defa o el böyle açılmaz, bir de şöyle gelirsin falan değil mi? Şimdi bunu Selçuk Hoca daha iyi bilir. Kaz lobisinden arkadaşlar öğretsinler, göstersinler yani nasıl oynanır bu, nasıl şey yapar. O kadar da şimdi yandaş derken yani candaş basında o kadar böyle bir gazı veriyor ki Ekrem İmamoğlu'ndan muhteşem dans gösterisi zannedersin Pina Bağuş'tan ders almış durumda yani hani. Ama bak. Sezar'ın hakkını Sezar'a, yani salata olarak demiyorum, Sezar'ın hakkını Sezar'a, İmamoğlu'nun hakkını da İmamoğlu'na verelim. Kafkas da fena değil ama Horon'da ben yarışamam. Horon deyince akla İmamoğlu gelir bak. Onda gayet şey, aç biraz sesini, veremiyor musun üst üste? Orada tam profesyonel, ilkokul, ortaokul, belli ki folklor ekibinde. Yani belediye başkanı olmasa, biraz da şu göbeği eritse, direkt Anadolu Ateşi'nde böyle orta kadrodan girebilir yani. Hani ikinci kadroya girer, o kadar iyi oynuyor. Yani.
Mustafa Erdoğan gir araya, ver coşkuyu, ver coşkuyu oradan. Beraber oynarlar. Özgür Özel, CHP'nin gördüğü en entelektüel genel başkan adayı olarak adını tarihe yazdırdı. Özellikle de bu seçim döneminde yaptığı konuşmalardan çok yaptırdığı tezahüratlarla gündeme geliyor. En son yine bir tezahüratla gündeme gelmiş. Ne yapmış bir izleyelim bakalım. Genel başkan, CHP genel başkan. Bir söyleyin, bu renk nedir? Kırmızı! Özgür Özel çok heyecanlı da ne yazık ki gittiği yerde insanlar şaşırıyor biraz. Ulan bir dakika biz Beşiktaş maçında milli maça gelmedik. Yani parti şeyindeyiz. İşte abi böyle şeyler oluyor yani. Hani en büyük CHP. Peki seçimde daha böyle konuşacak çok şey var ama gelelim biraz gündeme. Gündemde Sinan Ateş cinayeti var. Pardon. Şimdi bir yandan mecliste bir yargıda değişim şeyi konuşuluyor. Paketi 18 maddesi değiştirilecek bir paket hazırlanıyor. Bir yandan da yargının içler acısı durumu var. Nereye dokunsanız elinizde kalıyor. Neyi çekseniz o tuğlanın altında kalıyorsunuz. Yargıda problem çok büyük. Yargıya çok daha geniş ve farklı bir perspektiften bakış açısı gerekiyor. Son olarak Sinan Ateş cinayetinin savcısı Ayhan Ay görevden alınmış. Zaten izne ayrılmıştı. Biliyorsunuz Sinan Ateş Ankara'da Çankaya ilçesinin ortasında Çukur Ambar'da göz göre göre 5 kurşunla öldürüldü. Cinayetle ilişkili 22 şüpheli tutuklandı ve de bir savcı krizi başladı. Çünkü öldürülen kişi eski Ülkü Ocakları başkanıydı. Ve de bu soruşturmayı Cumhuriyet Savcısı Ayhan Ay başlatmıştı. Sonrasında izne çıkartılmıştı. Yerine Ankara'dan başka bir Cumhuriyet Savcısı gelmişti. Ve de sonrasında Ayhan Ay tamamen bu dosyadan çekildi. Alican Uludağ, Deutsche Welle'da bir haber yapmış. Diyor ki bu dosya şimdilik rafa kaldırıldı. Ve de eğer önümüzdeki günlerde bir iddianame hazırlanmazsa bir yıl, 6 ay olarak uygulanabiliyor tutukluluk süresi ve de bütün tetikçiler, bütün gözaltına alanlar, herkes buradan serbest kalacak diyor. Şimdi korkunç bir iddia. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Düşünsenize, Ankara'nın ortasında siyasi bir cinayet işleniyor. Öldüren belli, azmettiren belli, onun yukarısı da belli. Onun daha yukarısı belli de oraya gidilmiyor. Gidilmiyor diyelim. Oraya kadar gitmiyorlar. Bir yerde duruyor. Neden gitmediklerini 3 aşağı 5 yukarı bütün Türkiye vatandaşları tahmin ediyor. Peki gözümüzün önünde işlenen bu cinayette vuranı, o vuranı getireni, o torbacıyı getireni, koruyan polisi, kollayan o siyasetçiyi hepsini serbest bırakacaklar mı? Peki diyelim serbest bırakacaklar. Sinan Ateş'in öldürüldüğü gün o çocukların çığlığını hatırlıyor musunuz? Bir getir o çığlığı. Bu baba diye bağıran bu çocuğun çığlığını unutabilecekler mi ya? Bu cinayeti unutturabileceklerini düşünenler. Göz göre göre işlenmiş bu cinayeti. Hani gözümüzün önünde biz bütün bunları da salacağız, salmayı düşünen. Belli ki birileri var. Bu hamleler boşu boşuna atılmıyor. Baba diye bağıran bir çocuğun çığlığını unutabilecekler mi? Gerçekten merak ediyorum. Vicdan Ankara'da bir semt adı mı? Yani Çukur Ambar'ın bir mahallesinin adı mı? Bir muhtarlığı falan var mı vicdan muhtarlığı diye? Vefa biliyoruz İstanbul'da bir semt adı da. Vicdan bir semt adı mı yani Ankara'da? Unutulan bir semt adı belki.
tarihten kalan bir semt adı. Bu iki çocuğu geçtim bütün öykücü camiaya, geçtim Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşını öldürülmesine, göz göre göre cinayete kurban gitmesine. Bu iki çocuğa bunun hesabını nasıl verecekler? Gerçekten içten merak ediyorum yani. Yargı paketinde çeşitli şeyler geliyor. Ama yargının ana sorunlarını çözecek gibi değil. Neler geliyor bir bakalım isterseniz. Yani şu anda hani 18 madde onaylanmış. İçinde ufak tefek şeyler çözülüyor. Gökçer Tahincioğlu bir yazı yazmış. 9. yargı paketi bu. Ve de burada işte ne bileyim nafakadan başlayıp şu anda biliyorsunuz caydırıcı değil. Adam kediyi öldürüyor. Elini kolunu sallayarak gidiyor mesela. Görüntüsü var. Tescillenmiş, her şeyi sabit, suçu sabit. Hiçbir şey olmuyor. Erteliyorlar, gidiyor. Adam cinayet işliyor. Takım elbise giyiyor. 10 yıl daha az yatıyor. Saçma sapan işler yani. O yüzden kimse de böyle bir cayma mayma hiçbir şey yok. Şakarlı aracı yakalıyor. 6000 lira ceza kesiyor. 6000 lira zaten valeye veriyor adam orada. Verdiği tip 6000 lira. Bunları toparlamaya çalışıyorlar. Ama asıl toparlanması gereken işte bu şeyde gördüğünüz gibi, bu cinayette gördüğünüz gibi adam yani göz göre göre bir cinayet işlenmiş. İşleyen belli, kurşunu sıkan belli, getiren belli, bilmem ne belli. Al da oradan savcı alıyorsun, oradan bilmem ne alıyorsun, oradan şey yapıyorsun. İddianameyi yazmıyorsun. Yarım bir iddianame yazıyorsun. O iddianamenin arkasını açıkta bırakıyorsun. Yayıyorsun zamana. 10 yıl, 20 yıl artık ne zaman olursa. Kader gibi yaşıyoruz bunu yani. Hani hep beraber. Hizbullah davasında yaşamadık mı? Yaşadık. Soma davasında yaşamadık mı? Yaşadık. Şimdi en son tren davası dedim. Tren davasında yaşamıyor mu? Yaşanıyor. Hep beraber bunu yaşıyoruz. Ufak tefek rötuşlar yapılıyor. Bunların rötuşlarının da pek çoğu işte aman hükümetimize yarın bir gün bir şey olmasın rötuşları. Ne yazık ki. Yargıyı hızlandıralım. Şu birikmiş davaları eritelim. Bundan sonra yepyeni bir bakış açısı getirelim. Yok öyle bir şey. Beklenti de yok. Zaten muhalefette öyle bir talep de yok. Hep beraber yaşayıp duruyoruz. Bir bunu yaşıyoruz. Bir de eğitimi. Biliyorsunuz AK Parti'nin çuvalladığı iki yer var. Bir bu, bir de eğitim. Eğitimde de Selçuk Şirin'le konuşuyoruz demiştim. Oksijene yazılar yazıyor Selçuk Hoca. Orada da bizim, gerçi size daha önce biraz bahsetmiştim ama manşet onunla çıkmış. Müfredatla yerli bir milli bir kimlik inşa edilebilir mi diye soruyor. Ve de güzel bir yazı yazmış Selçuk Şirin. Diyor ki ya şu anda diyor bizim kitaplarda yaratılışa alternatif olarak bilmem kaç bin yıl ceza alan Adnan Oktar'ın efendim akıllı tasarım diye saçma sapan burada Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan evangelistlerinin dünyaya pazarladığı bir şey koyulmuş durumda. Yani Adnan Oktar'ı cezaevine atıyorsun. Orada da salıyorsun gerçi avukat mavukat. Ya işte her şeyi yapıyor orada. Her altı yiyor. Kimse bir şey yapmıyor diyordum ya bu kredi nedir diye. Adamın kitaplarını müfredata koyuyorsun. Neyse ki böyle şeyler daha önce FETÖ'yle falan yapılmadı. Yoksa düşünsenize oradan ders alınabilirdi yani. Şimdi belki ilk kez yaşadığımız için, gördüğümüz için insanlar ders almıyor ve bunları sanki ilk kez yaşar gibi yaşıyoruz yani. Hoca da diyor ki hoş geldin 1925. 1925'e geri dönüyoruz diyor. Yani diyor eğer müfredatla kimlik inşa ediliyor olsaydı diyor onlarca yıl anaokulundan üniversiteye kadar Atatürkçülük dersini mecbur kılan resmi ideoloji Kemalist bir kuşak yetiştirme hedefine çoktan ulaşmış olurdu. Ne AK Parti olurdu, ne farklı partiler olurdu. Niye? Eğitim sistemi öyleydi bizim zamanımızda. Nasıl şimdi din tarihi zorunlu? Yani din tarihi zorunlu ve Sünni İslam bir şekilde şey olarak ezberletiliyor. Bizim zamanımızda da milli güvenlik dersi zorunluydu. Bir asker gelirdi üniformasıyla bize milli güvenlik anlatırdı. Sonuçları görüyoruz ne olduğunu yani şeyde. Eğer diyor yani bir şey yapmak istiyorsanız eğitim yaşını aşağıya çekin diyor. Eğitim sistemini değiştirin diyor Selçuk Hoca. Ve de teknoloji kişiye dayalı öğrenme ve küçük gruplara dayalı öğrenmeye odak vermek lazım diyor. 30-40 kişilik sınıfları ayırmalıyız diyor. Başka şeyler yapmalıyız diyor. Bu arada Selçuk Hoca bir önemli bir adım attı. Can Yayınları bünyesindeki Mundi kitaba transfer oldu. Bu önemli bir şey çünkü Türkiye'de
Genelde biz hep mesela Orhan Pamuk transfer oldu deriz. Ya da bir Ahmet Ümit bir kitap evinden bir kitap evine geçti deriz. Selçuk Şirin'in Can Yayınları'nda bir de uzun dönemde böyle bir çocuk kitapları çıkartması önemli. Yayıncılık anlamında önemli. Bir Can Yayınları'nı tebrik ederim. Yani okuyucuya verdikleri değer ve vizyonlarından dolayı. Sen New York'taki bir üniversite hocasını alıyorsun. Burada diyorsun ya hocam gel sen bir kitap yazma. Biz burada bir yayın evinin bir yeni bir bacağını oluşturalım. Çocuk kitapları yayınlayalım. Müthiş bir vizyon. Selçuk Şirin de buraya geçmiş. Ona da hayırlı uğurlu olsun diyelim. Umarız ders olur, örnek olur. Başkalarına da ilham olur. Cesaret anlı. Çünkü şu andaki ara sıra bana da geliyorlar mesela. Görüyorum. Birisi popülerse dinliyor. Ya hadi sana bir kitap yapalım. Nasıl yani? İşte sen bir kitap yaz. Ne kitabı yazayım? Fark etmez yaz. Abi böyle kitap mı yazılır? Yani insanın meselesi olur, duruşu olur, şey olur. Hani Messi misin futbol oynuyorsun da dur bir yandan Messi kitabı yazayım. Şu anda bakıyorum bütün futbolcuların kitabını yazmışlar. Biyografimsi kitaplar yani. Hani. Zaten mesela aslında bir gün ona da bakalım. Dur bizim ekibe buradan söyleyeyim. Şu manga kitaplara bakalım. Çocuklar acayip bir Japon manga kitapları. Bizim kitapçıların çok satanlarını ele geçirmiş durumda şu anda. Gerçi kitapçılarda da artık kitap satılmıyor. Elektronik eşya, hediyelik şeyler satılıyor ama bence bu mangalara da bakmamız lazım. Çocuklar Japon manga kitapları okuyorlar yani. Neyse espri geldi yapmayayım onu. M ile başlayan bir espri yapacaktım dedim boş ver şimdi. Gerek yok yani şeye böyle bir ismi. Abi Şeyma'nın kitabı gibi diyor Atilla Güllü. Evet mesela Şeyma'nın kitabı tam öyle bir proje kitaptı yani. Kitabı çıkartıyorsun ve de ardından diyorsun ki ha evet nedir? Herkes bir pizza. Sen bir pizza değilsin. Herkesi mutlu edemezsin. Şimdi orada Şeyma Subaşı'na yapılan doğru bir hamleydi. Aslında Doğan Kitap gitti dedi ki Şeyma sana bir kitap yazalım. Şeyma dedi ki ne yazacağız? Biz yazarız dediler. Sen sadece adını koyacaksın. Tabii tahmin edemediler ki Cüneyt de alacak onu okuyacak. Gerçi uzun sürmüyor biliyorsunuz. 15 dakikada okuyup bitirebiliyorsunuz Şeyma'nın kitabını ama orada Şeyma'ya yapılan haksızlık şuydu. Şeyma Subaşı'nın önüne psikolog Şeyma Subaşı, yaşam koçu Şeyma Subaşı, efendim üfür üfür ipediz koçu Şeyma Subaşı, osuruptan teyyare bilmem ne yaşam koçu deselerdi belki de o kitap çok satacaktı. Çünkü bunu demekte Türkiye'de kanunen hiçbir sınırlama yok. Mesela sen Amerika Birleşik Devletleri'ne geliyorsun. Ben psikoloğum diyorsun. Bir tane şey açıyorsun. Burada kitap beğeniyorsun. Sana psikologlar derneği dava açıyor. Diyorlar ki ya bu adamın eğitimi yok. Yalan söylüyor. Ve de insanları kandırıyor. Dolandırıcı. Bir sürü davalarla karşı karşıya. Türkiye'de bunları diyorsun. Acık de biraz şöyle bir hafif son dönemlerde o da yeni trend. Dekolte girdiği zaman da bir anda saygın psikolog oluyorsun. Nasıl bir kulak verelim mesela? Şu anda bütün TikTok, Reels'ler bunlardan geçilmiyor. Aç setini. Bahsedeceğim sizlere. Bu davranış hakkında konuşmadan önce bir de soru sormak istiyorum. Siz de bir işi stresten ağlayacağınızı bilseniz dahi son dakikaya bırakıyor musunuz? Cevabınız evetse erteleme davranışına sahip olabilirsiniz. Erteleme davranışı, kontrolü ele alma ihtiyacı, belirsizlik, keyif alma isteği, başarısızlık gibi onaylanmamak yani korkusu. Şeyci, şekilci bir insan değilim. Bir, insanların her türlü giyinmesine karşı değilim. İş kıyafetleri farklı olabilir. Ama Allah aşkına yani biraz daha izleyelim isterseniz. Bak bunlar çok çoğaldı çünkü. Bir baştan al şu iki şeyi. Evet. Herkese merhabalar. Ben psikolog Ayşe Özyürek. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben psikolog Ayşe Özyürek. Bugün... Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben psikolog Ayşe Özyürek. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben psikolog Ayşe Özyürek. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben psikolog Ayşe Özyürek. Herkese merhabalar evet. Arkadaşlar. Ben Şimdi Ayşe Özyürek'i gerçekten ben tebrik ederim. Nerede, hangi okulda okumuş bilmiyorum ama belli ki kendisine güvenli bir hanımefendi. Ve de terapileri, yani videoyla yaptığı terapilere mi böyle katılıyor yoksa birebir terapilere de böyle katılıyor bilmiyorum. Ama şu anda bu yaptığı TikTok terapileri çok izleniyor. Ama anlattıklarından mı,
acaba hani dekolteden mi, onu da tam karar veremiyorum. Ama psikologlara da çok rağbet var. Başından izleyelim şu bak. Psikologlar şu anda ele geçirmiş. Biri sana bugün çok hoş gözüküyorsun dediğinde şöyle söyle. Teşekkürler. Okidoki. En çekici erkek tipleri nelerdir? Machiavellist dediğimiz. Erkekler yine kadınlar tarafından oldukça çekici bulunan erkekler sınıfında yer almışlar. Bir şey diyeceğim. İstiyorum, bana yardım edin dersek daha çok mu destek görürüz acaba? Belki de vazgeçemediklerimiz aslında fazlalıklardır. Tabii travmalar tetikleniyor. Şöyle, senin o azmak dediğin şey, işte travmaların azlığı dediğin şey. Patrocun önünden geçerken tetiklenebiliyor muyum? Yani süper. Hiç anlatmama gerek kalmadan. Şimdi böyle bir trend var. Yani yeni bir trend bu. TikTok ben. Kardeşim bizde her şey var. X-Hamster mı? X-Hamster da var. TikTok mu? TikTok'ta var. Pornhub biliyor musun? Onu da biliyorum. Bir de böyle şeyler var. Cüneyt Özdemir'in dilsiz dili sürçtü. Meğerse X-Hamster'ı biliyormuş. Ulan bilmeyen mi var Türkiye'de yaşayıp da yani? VPN'e giren herkes görüyor. Bütün gençlik, ergenlik X-Hamster olmuş. Biz yani boomer gazeteciler olarak bir şey mi yapacağız? Ay dilim sürçtü de şimdi kendimizi ele verdik mi diyeceğiz? Bütün günümüz bunlarla geçiyor. Gençlik ne yapıyor? Neyin peşinde? Ne izliyor? Ne yapıyor? Bizim kendi araştırmacımız da biziz. Ha OnlyFans'ı bilmiyorum bak. Onu da Kenan'a görevlendirdik. Onun alanına giriyor OnlyFans. Şimdi mesela bu TikTok'ta ya da bu Reels'larda falan iki kavram çok öne çıkıyor. Bayılıyorlar bu videoları paylaşmaya. İlki narsistler. Kim bu narsistler? Narsistleri nasıl tanırız? Onlarca video var. Nasıl tanırmışız? İşte başarılı yeteneklerini abartırlarmış. Sınırsız başarı, güç, zeka, güzellik ya da yüce bir sevgi düşlemiyle uğraşırlarmış. Özel ve eşi bulunmaz biri olduğuna inanırlarmış. Çok beğenilmek isterlermiş. Hak ettiği duygusu içindeymiş. Kendi çıkarı için başkalarını kullanırmış. Empati yapamazlarmış. Başkalarını kıskanırlarmış. Başkalarına saygısız davranırlarmış. Mış da mışmış. Şimdi bir çok satan şey narsistik. Bir de sosyopatlar var. Onlar da çok. Onlar da böyle, onları da ayırıyorlar böyle, çok çok anlatıyorlar. Antisosyolojik kişilik bozukluğu ama sosyopat diyorlar onlara. İşte üzerinizde kontrolü kaybetmekten korkarlar. Sahte alçak gönüllü gösterirler. Doğruyu ve yanlışı umursamazlar. Sizi nasıl kızdıracaklarını bilirler. Kişilikleri manipülasyon üzerine kuruludur. Gibi böyle bir liste uzayıp gidiyor. Kardeşim ben bu listeyi görünce aklıma bir kişi gelmiyor. Birçok kişi geliyor. Türkiye siyasetinden. Yani çevremden değil ama siyaset yapan şu. Hangisi olduğu hiç önemli değil bak. Yani narsistik ve sosyopatolojik eğer bir şey bozukluğu falan düşünüyorsanız sadece Türkiye'den de değil yani. Gelin isterseniz Amerika'dan şöyle Trump'ı bir şeyin altına alalım, büyütecinin altına alalım bakalım yani. Seç hangisini istersen. İster sosyopat de, ister narsist de yani. Hangisini istersen oraya koyabilirsin. Ha, Türk siyasetinde isim vermiyorum. Boşlukları siz doldurun isterseniz. Aha da bakıyorum kimler varmış diye. Çoklu kişilik bozukluğu mu dersin? Narsistlik mi dersin? Sosyopatlık mı dersin? Belki de o yüzden insanlar bu kadar bunları konuşuyorlar. Yani o kadar çok var ki çünkü. Hangi birini seçeceksin, değiştireceksin? Siyasetin her tarafında, dünya siyasetinde böyle bir durum var yani. Neyse. Neyse deyip geçelim yani şeyde. Hindistan'da bir düğün var. Diyebilirsin ki ya Hindistan'daki düğünden bize ne? Abi bu düğün öyle bildiğiniz bir düğün değil. San Francisco, Los Angeles, Hollywood, Oscar ödülleri, 11 Mart Oscar ödülleri öncesi boşaldı. Herkes bu düğünde. Rihanna konser veriyor. 2500 ayrı menü yapılmış. 3 gün süren parti var. Bill Gates gitmiş Hindistan'da çay içiyor falan. Sokak lezzetlerini tadıyor. Zuckerberg eşini almış gitmiş restoranlarda dolaşıyor. Niye? Hindistan'ın en zengin ailesi 3000 dönümlük bir bahçede düğün töreni yapıyor oğullarına ve de 75 milyar dolardan fazla para harcadıkları söyleniyor bu şeye, düğüne ve de bu şu anda çok konuşuluyor. Daha önce burada zaman zaman işte teknoloji dünyasından zaman zaman derken San Francisco'nun nereye gitsen muhakkak bir teknoloji dünyasından biriyle rastlaşıyorsun.
Bizde nasıl bir yere gittiğinde merhaba, ne, aa, siz ne iş yapıyorsunuz? Yaşam koçuyum diyor ya, her iki üç kişiden bir tanesi yaşam koçu. Burada da her iki ya da üç kişiden bir tanesi ya işte bir startupta çalışıyor, ya bir teknoloji şirketinde çalışıyor, ya bir şey yapıyor. Ve onlarda da konu elbette dönüyor, dolaşıyor. Silikon Vadisi dedikodularına geliyor. Mesela benim cevabını bulamadığım bir soru vardı. Geçen gün yine böyle bir masada oturuyoruz. Teknoloji konuşuluyor. Ya dedim, Sam Altman neden istifa etti ya da istifa ettirildi? ChatGPT'nin CEO'su. Bir şey oldu orada ve biz bilmiyoruz. Bu insanlığı ilgilendiren bir şey mi, ilgilendirmeyen bir şey mi? Yani sadece bir şirket içindeki bir gelişme miydi, yoksa mesela dedikodular vardı. Çünkü Avustralyalı bir yönetim kurulu üyesi kadın vardı, genç bir kadın. İddiaya göre yeni bir şey yarattığını görmüşlerdi ChatGPT'de. Yani bu hani yapay zekanın daha tanrısal diyeceğimiz, her şeyi bilen bir noktaya getirdiğini, çok hızlı getirdiğini ve sorumsuz olduğunu düşünmüşlerdi. O yüzden istifa ettirmişlerdi diye bir dedikodu vardı. Hatta Elon Musk bununla ilgili hala dava açtı ChatGPT'ye. Bunlar çok sorumsuz gidiyorlar. İnsanlığı değil, kendi çıkarlarını, parayı düşünüyorlar diye. Ve de orada ilginç bir tartışma daha var. Mesela yine burada işte yapay zeka ile ilgili konuşmalarda. Şu anda makineler bir şeyler öğreniyor değil mi? Şimdi bugüne kadar neydi? Sen bir şeyi öğretiyorsun. İşte Google'a diyorsun ki ben insanlar gelip sana bir şey yazınca sen de onun cevabını ver. Test ediyorsun ki insanlar arabaya binince gaza basınca git. Otomatik vites alınca bilmem otomatik bir şey olunca oraya git buraya gel. Waymo'ya bindik. İşte diyorsun ki Waymo şuradan şuraya git. Şimdi yapay zeka öğrenimi öyle bir şey değil. Yapay zeka insanlara hizmet için bir şey öğrenmiyor. Yapay zeka makineye bir şey veriyorsun ve makine kendisi için öğreniyor. Onu şu anda insanlar kullanıyorlar ama nereye kadar, ne zamana kadar bilmiyoruz. Gerçekten bilmiyoruz. Bu işin daha böyle bir derin kısmı, felsefi kısmı. Biz de bunları çok Türkiye'de konuşacak zaman kalmıyor ama bu programda biliyorsunuz bunlara zaman ayırıyoruz özellikle, konuşuyoruz. Ve şimdi bununla ilgili Amerika'daki Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, SEC diye bir yer var. Bu OpenAI'ın yönetim kurulunun geçen yıl sonundaki bu kararı için soruşturma başlatmış. Kardeşim siz bu adamı niye attınız? Onlar da merak ediyorlar. Tabii onlar biraz daha finansal olarak ne olduğunu merak ediyorlar. Ama şu anda o da konuşulan konular arasında burada San Francisco'da. Mesela bir ilginç bir şey oldu. Burada mesela bazı insanlarla, bizim geçen gün Kaan'la karşılaştık. Kaan Apple'da çalışıyor. Berlin'deydi. Genç, süper, tanırsınız belki çok. İyi bir DJ'dir aynı zamanda ama çok zehir yazılımcı. Ya dedim, Kaan sen ne yapıyorsun Apple'da dedim. Peki söyleyemem dedi. NDA var dedi. Şimdi burada çok insan var böyle, biliyor musunuz? Oturuyorsun. Sen ne yapıyorsun? Amazon'da çalışıyorum. Ne yapıyorsun? Söyleyemem. 2 yıl boyunca gizli projede çalışıyoruz. Peki. Bir sürü insan çıkıyor karşınıza. Gerçekten de bu insanlar teknoloji geliştiriyorlar. Ve o teknolojiyi paylaşmıyorlar. Yani dost sohbetlerinde de paylaşmıyorlar. Çünkü niye? Dost sohbeti deyince, bana söyleyince Kaan, ben gelip size söyleyecek halim yok. Off the record derse söylemem. Ama demezse söylerim. Niye söylemeyeyim? Haberi almışız oradan. Mesela Apple yıllardır 2000 kişinin çalıştığı bir elektrikli araba projesine çalışıyordu. Ve de bu hafta bir gelişme oldu. Dediler ki biz bu projeyi rafa kaldırdık. 2000 kişiyi de işten çıkartıyoruz ya da işte başka yerlere kaydırıyoruz. Şimdi çok ilginç bir gelişme, biliyor musunuz? Neden kaydırdılar? Neden böyle bir şey yaptılar? Tam olarak bilinmiyor. Ama bence elektrikli arabaların geleceğiyle ilgili bir şey söylüyor bize. Ya adam diyor ki ya bu Tesla aldı başını gitti, biz bu rekabete girmek istemiyoruz. Çünkü Tesla artık bir araba değil. Uygulama yani. Şu anda zaten kimi hani bildiğimiz o şey arabaların buraya geçememesinin nedeni bakış açısını değiştirmemeleri. Tıpkı bizim adalete, eğitime baktığımız gibi bakıyorlar. Yani biz şurada şu maddeleri değiştirelim, yamayalım şurayı, yolumuza devam edelim. Etmiyor. Sıfırlamak lazım. Yepyeni bakış açısı lazım. Ona da kimse cesaret de etmiyor. Ve bir şekilde bu böyle alıp başını gidiyor. Konu güzel yerlere geldi diyor Lisan. Tamam, buradan devam edelim biraz istersen. Şimdi mesela bu yapay zekada bu konuşuluyor. Bir yandan da Sanctuary AI'ın Phoenix robotu konuşuluyor. İnsana benzer el becerisi ve hızla endüstrilerde devrim yaratan bir robot olarak sunuluyor bu. Şimdi böyle bir robotlaşma şeyi de var. Zaten fabrikalarda biliyorsunuz artık ışıksız fabrikalar diye bir şey var. Şimdi bu robotları biz görüyoruz. Bir insan gibi yapmışlar. Yine eli şöyle böyle bilmem kaldırıyor, şey yapıyor. Şimdi birçok fabrikada
Artık insan gibi değil yani. Bir tane işte el iniyor, kalkıyor, iniyor, kalkıyor. Zaten niye ışıksız farka diyorlar bunları? Elektriği açmaya gerek yok. Zaten robotlar yapıyor orada şeyi. Fakat bir yandan da her şirket kendi robotunu üretiyor. Benim korkum yarın bir gün bu robotlarla yapay zeka bir araya gelince ne olacak? Bilmiyoruz, gerçekten bilmiyoruz. Hiç kimse de bilmiyor. Elon Musk buna uyanmış durumda. Ya diyor bu kadar hani dikkat etmek lazım. Bambaşka bir yere gidiyor diyor, şey yapıyor diyor. Bir yandan da bu gelişmeler devam ediyor. Yani duruyor da değil yani. Hani ilginç bir Airbnb sınırlaması var. Avrupa'da turizmin %25'i Airbnb'deymiş. Bir saniye. Bu Airbnb'lerde de Avrupalılar demiş ki bir dakika biz bunu sınırlama altına alacağız. Çünkü 14'e karşı 493 oyla kabul edilmiş. BBC Türkçe'den Yusuf Özkan yazmış haberini. Çünkü diyor her 4 turistten biri buraya gidiyorlar, kısa yollu kiralama yapıyorlar ve de bunların kullanımı işte vergisi çok net değil. Biz onları bambaşka bir açıdan bakmalıyız diyorlar. Aslında Türkiye bunu yaptı biliyorsunuz. Bu adımı attı. Dedi ki ya bir dakika Airbnb'leri biz kontrol altına alıyoruz. Çünkü iş başka bir yere gidiyor. Bunu da düzenlemeliyiz diye attı. Bayağı da tepki çekti Airbnb sahipleri tarafından ama Avrupa da şu anda buna gidiyor. Bildiğim kadarıyla mesela şu anda Amerika'da mesela New York'ta da herkes kafasına göre Airbnb yapamıyor. Bütün binadan izin almak zorundasın, şey yapmak zorundasın. Bir sürü bir şey adımı atmak zorundasın yani hani. Şimdi bugün Turizm Bakanı'ndan bahsettik. Biraz da Kültür Bakanı'ndan bahsedelim. Turizm Bakanı Mehmet Bey, Kültür Bakanı Nuri Bey diyelim. Mehmet Nuri Ersoy'u böyle ikiye ayıralım. Nuri Bey'in, Kültür Bakanı'nın bugün bir tweet'i var. Benim ilgimi çekti. Pas geçmeyelim. Gençlerin her daim yanında olan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum diye başlamış. Ve de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan Devlet Tiyatroları'na, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nden Devlet Opera Balesi ve Atatürk Kültür Merkezi'ne çeşitli sanat kurumlarına kadar sahnelenecek etkinlikler gençler bir kereye mahsus olmak üzere ücretsiz yararlanabilecekmiş. 18 yaşındaki gençler bir yıl boyunca kullanabileceği bu kültür sanat projesi bakanlığa bağlı müze ve öğren yerlerinde ücretsiz olacakmış. Bence iyi bir adım atılmış. Aslında bunun benzer bir adım Fransa'da atılmıştı bir süre önce. Onlar 250 euro veriyorlardı üniversite öğrencilerine sadece kültür sanatta kullansınlar diye. Yani gidiyor ya müzeye giriyorsun ya sinemaya gidiyorsun, tiyatroya gidiyorsun. İyi bir hamle yapılmış gençler için. Çünkü ben kendi gençliğimden hatırlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda ben Ankara'daydım. Bizim evde polis radyosu dinlenirdi. Yani klasik müzik dinleyen hiç kimse yoktu. Ama biz kendi kendimizi eğitmeye çalışıyorduk. Yani ya klasik müzikler işte Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Rengim Gökmen falan o zamanlar böyle efsane, her zamanki gibi çok yakışıklı. Orkestrayı yönetirdi. Mesela bir cuma akşamı olurdu. Bir de cumartesi sabah yanılmıyorsam 11'de bir konser olurdu. Ve biz 11'deki konsere giderdik. Niye? Daha ucuzdu çünkü. Öbür cuma akşamı gideceksin, otobüs bulamazsın. Zaten taksiye kimse binemiyor o zamanlar üniversitedeyken. Ve de hani o bizim için bir bütçeydi yani. Biliyorsun gidiyorsun işte bir giriyorsun yer buldum bulamadım bilmem ne. Şu anda tiyatrolar, özel tiyatrolar full çekiyor. Şimdi devlet tiyatroları için böyle bir şey yapıyorlar. Umarız bir bütçe ayırırlar. Özel tiyatrolara da girebilir gençler. Birden daha çok imkanları olur umarız diyelim. Bu da iyi bir gelişme. Yine buradan bir iki haberle bitirelim isterseniz. Biden'la Trump dün Meksika sınırına gittiler. Çünkü şu anda akın akın insanlar Trump işte Kasım'da seçilecek gibi gözüküyor. O zamana kadar giren girdi diye. Amerika'ya akın ediyorlar. Nereden? Her yerden. Çin'den, işte Türkiye'den, Latin Amerika'dan. Trump diyor ki ya ben buraya duvar öreceğim. Biden da daha işte ya bunları alalım, yerleştirelim ki bu da mesela aynen San Francisco'daki evsizler meselesi gibi büyük sorunlara yol açıyor. New York Belediye Başkanı 200 bin tane göçmeni bir yılda aldıklarını söylüyor. Çünkü Texas valisi dedi ki biz burada göçmeni istemiyoruz. Ha buradan giriyorlar mı? Otobüse bindiriyorlar. Yolla kardeşim New York'a. Al demokratlar. Madem o kadar istiyorsunuz diyorlar. Ve de 200 bin tane şey gelmiş, göçmen gelmiş New York'a son bir yılda. New York valisi biliyorsunuz Afrikalı, Amerikalı, Türk dostu bir validir.
O bile en son isyan etmişti. Ne olacak diye. Fakat burada daha komik bir şey yaşandı dün. Trump sınıra gitmiş. Sınırda karşıda göçmenler gelecekler yani. Görüyorlar Trump'ı. Bağırıyorlar Trump, Trump diye. O da el sallıyor. Dönüyor yanındakilere diyor ki ne yapalım, Trump'ı seviyorlar gördüğünüz gibi diyor. Yani şeytanına, cellatına aşık olmak sanırım böyle bir şey. Adamlar da ne bilsin yani, hani ne olduğunu, ne bittiğini. Kuru Otlar Üzerinde Netflix'te yayınlanmış. Sinemada gidememiştim. Ama bugün seyrederim. En kötü yarın seyrederim. Pazartesi günü bununla ilgili özel bir yayını hak etti. Ne olduğunu bakarız. Selçuk Hoca izlemiş New York'ta. Biraz onunla sohbet ettik. Dedi ki ya son yarım saatine kadar dedi çok iyi geldi dedi. Ama son yarım saatte o taşraya oryantalist bakış açısı ne yazık ki Nuri Bilge Ceylan da onu üzerinden atamamış. Ben biraz rahatsız oldum dedi. Taşralı olarak. Son olarak yayını Amsterdam'dan örnek olacak bir kafeyle bitirelim. Offline Club açılmış. Nedir Offline Club? Gidiyorsun kardeşim. Telefonu kapıda bırakıyorsun. Artık örgü mü örersin? Günlük mü yazarsın? Arkadaşlarınla sohbet mi edersin? Kitap mı okursun? Ne yaparsan. Çayını iç. Kahveni iç. Ama o telefonu ortaya çıkartma. O telefona gözün kaymasın. Gözümün içine bakarak konuş. Kafesi de diyebiliriz buna. Böyle nevi şansına münhasır kafeler umarız örnek olur. Mesela bunlardan bir tanesi Brooklyn'de vardı. Brooklyn'de kedi kahvesi vardı. Şimdi Türkiye'de bir anlamı yok. İstanbul'da zaten yani istemediğin kadar kedi var yani. Sen zaten kedi kafesine gitmiyorsun. Kedi zaten kafeye de gelir, restorana da gelir. Pat pat bir pati atar. Hani bana balık yok mu der. Tek başına mı yiyorsun der. Değil mi? Ama böyle kafeler oluyor. Mesela Stockholm'da yıllar önce Orhan Pamuk'a ödül verildiği, o Nobel ödüllerinde bir kafeye gittiğimizi hatırlıyorum. Giriyorsun, güneş yok. Kışın gitmişiz. Çok uzun süre karanlıkta yaşıyorlar. O yüzden ultraviyole ışık veriyorlardı. Vardır ya, solaryuma gitmiş gibi. Girdiğinde bir tane beyaz önlük giydik. Hani çok yanmasın her yerin diye. Çok az, hani %3 falan ultraviyolede oturduğumuzu da bilirim. Peki, bugünkü yayını yavaş yavaş isterseniz burada bitirelim. Bakayım ne kadar like'lama gelmiş. Beğen tuşuna bastığınız zaman biliyorsunuz videolar daha çok insan tarafından izleniyor. Onun dışında önümüzdeki pazartesi son kez San Francisco'dan, bu ay için son kez yani, sesleneceğim size. Akşam 8'de yine beraber olacağız. Hafta sonu olağanüstü bir şey olursa tabii ki yayın açarız. Kenan yine 12'de yayın yapıyor. Ve de seçim hazırlığına devam ediyoruz. Seçime sponsor olabilirsiniz. Aslında bak, bugün bir arkadaşım mesaj attı. Karaca, Mert mesaj attı. Diyor ki ya duydun mu diyor, Karaca diyor, bu yıl diyor Oscar töreninin tüm tabaklarını falan Karaca markası yapıyormuş. Wolfgang Puck'la Bay Karaca katılıyormuş Oscar törenine. Dedim vay anasını sayın seyirciler, çok iyi yapmışlar. Türkiye'de bunu hiç duyurmamaları da büyük başarı dedim. Kendi kendime. Aslında belki Karaca ile işbirliğiyle bir Oscar yayını yapabiliriz. Yani Oscar'ları yayınlamaya bizim bütçemiz yetmez ama ikinci ekran olarak biraz Oscar dedikodusu yapabiliriz. Böyle yayınlar yapmıştık. Neden olmasın? Ali Arıkan'ı alırız. Elçin gelir belki. Beraber hep beraber bir film kulübü. Sinefiller olarak artık bir iyi bir muhabbet çevirebiliriz ama bir bütçe olursa, eğer bununla da ilgilenen olursa, o da kenan@tipnot.tv'ye mesaj yazabilir. Farklı seçim gecesi içinde Kenan'a yazabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu saatte beni canlı izlediniz. Bir terslik olmazsa pazartesi yine saat 8'de buluşuruz. San Francisco'dan bir isteğiniz varsa yazabilirsiniz, alıp getireyim. Öyle şeyler oluyor ya. Öyle ceyla istekler geliyor çünkü. Ya Cüneyt abi bize bir şundan getirsene. Bize bir iPad getirsene. Ya he diyorum, getireyim hepinize bir iPad, tüm katılımcılara. Kalın sağlıcakla.